Peki hocam, çocuklarda alerjik yapılı çocuklarda süreç daha mı uzun sürer? Kesinlikle. Yani şöyle söyleyelim. Alerjik bir çocuk normal bir çocuğa gribi daha sık geçirir. Yani normal bir çocuk örneğin yılda 3 kere grip olursa alerji çocuk 10 kere olur. Artı geçirdiği süreçteki o oluşan semptom dediğimiz şikayetler daha dramatik seyreder, daha ağır seyreder, daha fazla çocuğu etkiler ve o alerjik çocuk bir süre sonra eğer akciğerine de alerji varsa bronşit olur, zatürreye kadar ilerleyebiliyor. Yani onlar daha hassas ve narindirler. Örneğin normal bir çocuk parka giderken koşup diyor çok bir şeydi ama alerjik bir çocuk gitti hemen bir süre sonra ya hapşırmaya başlıyor ya da burnu akıyordur ya da işte terlemiştir nefes nefese karşımıza gelir. Bu da oradaki alerjenlerin o esnada onu etkiliyor. Gripal mikroplar zaten alerji için aynen onlar da bir etken. Olduğu zaman alerjen çocuklar daha çok etkileniyorlar. Peki hocam, tabii yaz ayına giriyoruz. Çocuklarımız karnelerini alacaklar. Yazın sizin de belirttiğiniz gibi havuza girecekler, güneşte kalacaklar. Peki onları nasıl koruyacağız? Çocuklarımızı üst solunum yolu enfeksiyonlarından, nezleden nasıl koruyacağız? Yani üst solunum yolu enfeksiyonları, akut gastroenteritler, boğaz enfeksiyonlarını tabii ki koruma için yapabileceğimiz belli şeyler vardır. Örneğin yani mevsimine göre giyimini yapmamız gerekiyor. Örneğin hava çok sıcaksa ona göre daha çok böyle açık elbiseler giydireceğiz. Çocuğu terletmemek. Çok aşırı rüzgarların olduğu yerde çocukları rüzgara karşı korumamız gerekiyor. Oradan bulunmamaları gerekiyor. Hele alerjik çocuklar daha çok uzak çünkü polen çok fazla gelir. Onun dışında güneşe çıkması gereken saatlere dikkat edeceğiz. Çünkü o da etkiliyor. Örneğin saat 10 ile saat 4 arası güneşin en dik geldiği, en çok etkilendiği o dönemlerde mutlaka çocuğu güneşe karşı korumamız gerekiyor. Yüzünü belki açık ucunun bölgelerini belli bir kremlerle güneş koruyacak koruyabilirsiniz. Ama gölgede kalması daha doğru. Çocuklar yaz dönemi geliyor. Dondurma çok severler. En çok bize soran dondurma ne zaman yiyeceğim? Tabii ki dondurmayı istediği zaman yiyebilir. Ancak dondurmayı yerken bir şeyler yanında yapması gerekiyor. Dondurmayı yalayarak yemelerini öneriyoruz. Artı arada bir ılık veya serin bir su içmelerinde fayda var. Dondurma bitiminde de gene bir su, ılık su içerlerse boğazı daha çok rahatlatıyor. O zaman boğaz enfeksiyonu daha az olur. Tükettikleri suyu gelişi güzel her yerde su içmemeleri gerekiyor. Zaman zaman bazen sebiller, pınarlar vurup hemen gidip o suyu, o suyun hani içilebilir mi değil mi bilmeleri gerekiyor. Ebeveynler yine hani iki çocuk aynı suyu içmemesi gerekiyor. Birinin boğazında, florasında bazı mikroplar o çocuğu çok etkilemez ama başka bir çocuk için o florada bulunan mikrop patojen olabiliyor ve zarar, işte boğaz enfeksiyonuna yol açabilir. Hastalıklı çocukların birbirine temasını azaltmak gerekiyor. Bir şekilde kardeşlerde dahi en azından o belli bir süre, bir 24 saat bazen 48 saat uzak durması bulaşıcılığı azaltıyor. Alerjen hastalıklara karşı tabii ki bir özellikle bahar mevsimi ve yaza girerken polen ve şeyler çok olur. Alerjik bünyeli çocukları günün belli saatlerinde tabii yine çıkarmak, rüzgarın çok olduğu saatlerde çıkarmamak gerekiyor. Öğleden sonra saat böyle işte şeylerin azaldığı, polenlerin sabah saatlerine biraz daha fazla, öğleden sonra daha azaldığını biliyoruz. O yüzden parka veya şeye giderken çocukları öğleden sonra çıkarmaları daha doğru olur. Tabii ki zaman zaman çok aşırı polenler olsa maske kullanabilir alerjik bünyeli çocuklar. Evet, ağız maskeleri kullanabilirler. Yani çocuğun tabii ki testleri yapılmışsa, neye karşı hassasiyet varsa biraz daha tedbiri kolay olur. Örneğin polenlere karşı varsa polenin çok olduğu yere gitmemesi gerekiyor. Ya da işte çayır, çimen, ağaç tozu veya yapraklarına karşı varsa çayır çimende çocuk yuvarlanmayacak. Yani başka yolu yok. Çünkü oraya temas ettiği zaman cildinde olsun, en azından solunum yollarında olsun bir etkilenme görür ister istemez.